Herkese yepyeni bir günden ve videodan selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane 7740 Nifo'la daldık. Şimdi öncelikle bir detaylı tanıtımını çekmem lazım ama birkaç eksikleri, arızaları falan var ufak tefek. Onları gidermek için sanayiye götüreceğiz. Ondan dolayı bir kısa size göstereyim dedim. Şimdi bir cold start yapacağız. Geceleri biraz soğuktur. Yani Mart, 20 Mart bugün. 20-21 Mart. Ama yine geceleri -5 falan oldu. Dün akşam yine biraz kar falan da geldi gerçi. Ondan dolayı şimdi bir bakacağız artık. Ne derecedir, nasıldır. Traktör 97 model. Hiç açılmamış motoru falan yani. Çok temiz bir traktör. Artık detaylarını sonra gösteririm size. Şimdi biraz hava soğuk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz geç çalıştı. Hava soğuk, çok soğuk dediğim gibi. Biraz ısınsın. Sonrasında sanayiye gideriz artık orada. Şekilde arkadaşlar, boşluğu görüyorsunuz, ön düzeni gitmiş, ön düzeni değişecek. Ayrı yatana kadar kuyruk mili falan artık birkaç sıkıntıları var, onları gidereceğiz. Sanayide görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi sanayiye geldik. Kirpi üstüne kaldırdılar. Buralarda biraz boşluk var. Ayrıyeten arka kuyruk milinde de bir şey vardı arkadaşlar. Bu şekilde açabilsem. Keçesi gitmiş. Yağ kaçırıyor. Şimdi size onu da göstereyim. Buradan içindeki keçeler gitmiş. Biraz ondan dolayı yağ kaçırıyor. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi 25 yıllık traktör, ister istemez eksiklikleri var. Onları gidereceğiz ki ilerleyen dönemlerde bize arıza açmasın. Şimdi arkadaşlar tekerleri sökecekler, ön düzeni açacaklar. Tornacıda biraz işi var. Artık bu akşam tornada halledilir o. Artık yarın ön düzeninde bir sıkıntı kalmaz. Şimdilik sıkıntısı ön düzendir. Şimdi buralara boşluk girmiş gördüğünüz gibi. Hatta oturmaz yani, sağ sol yapar. İster istemez direksiyon elden kaçar. Biraz tehlikeli olur o iş. Öbür türlü dediğim gibi o kuyruk mili keçesi değişecek. Başka da bir sıkıntısı yok. Şimdi içindeki mazot boşaltılıyor. Çünkü hem bu yukarıda da mazot şeyi var, deposu var, hem de aşağıda da gördüğünüz gibi var. Şimdi o mazotu boşaltıyorlar ki daha rahat işlenen olabilmek için. Şu ön düzen açılacak. Tornacıda işe yarıyor.
kaportası. Bir de 5075 Air Jonder. Buradan 110 da var. Taşlarına var zaten hatırla. Altını 610 var. Falan ikiye bölünmüş. Şimdi traktör açılmışken size anlatayım arkadaşlar. Bu egzoz sürücüsü. Bu şekilde hava buradan geliyor. Egzoz sürücüsü oluyor. Burası da işte 4 silindir dediğimiz 4 tane piston var. Hava almış yani. Orası var. Bu da turbosu. Burası da karteldir. Şanzımandan sonra arkaya gidiyor. Basit bir antır, sade. Turbosu dediğim gibi budur. 4 piston da böyle, hava filtresi. Bu kadar basit yani. Hava filtresi de zaten burasıdır. Ön düzen dediğimiz arkadaşlar budur. Burada artık boşluk giriyor. Orada dişler var, dişiyor. O tür şeylerde ön düzen değişiyor. Normaldir yani, tornacıda yapılan bir işlem. Zaten deposu oradan geliyor buraya. İki deposu var. Toplamda 180 litre yakıt deposu var. Bu romon üstüne koyacak arkadaşlar. Romok diyelim. Bu dediğim ön düzeni. Oradan sonra tornacıya. Biraz fazla gürültü var. İşte dedim, üstüne koyup tornacıya götürecekler. Vin sistemi sayesinde. Myself, they call me J-O, and to the easy ear. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our clear to heat the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been seven, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast, time that we welcome the goat. Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get on their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that add-on? Got anthems and bands with masters, getting them right like my name was Miranda. Traktörün yarısı gitti arkadaşlar. Şimdi bu ön düzen kısmı çıktı. O tornacıyla yapılacak. Ondan sonra artık yarın o bittikten sonra traktörün bu diğer parçaları da burada. Size onları da göstereyim. Bu zaten üst kaportası, aküsü. İçinden çıkan yakıtlar falan. Bir de bu ön kısmı depo yani. Deposu böyle doluyor aşağıdan. Boru yardımıyla alt depoya gidiyor. Bunlar da zaten lastikleri. Evet arkadaşlar, en son bu kolları, bu orijinal değildi. Bu orijinaldi. Sonradan takmışlar da onu değiştirdik orijinaliyle. Bu görüyorsunuz. Nikola'nın orijinal CNH. O değişti. Değişiklik olarak keçesi gitmişti. Kuyruk keçesi, o da değişti. Tam orijinal oldu. Ayrıca buralara pin falan vurmuşlardı. Böyle kalın, uzun
buralara engel olacak şekilde. Onlar da full orijinal ileriyle değiştirildi. Cuvatalar arka olarak bu değiştirildi. Abi biz hepsini değiştirmeyi düşünüyorduk ama orijinal olduğu için kıyamadık, öyle karışmasın diye böyle bıraktık. Gayet güzel oldu yani. Orijinalleri bunlar olduğu için biz de bunları kullandık. Şimdi ön tarafta bu rot kafasında da sıkıntı varmış arkadaşlar. Bu da boşluk olduğu için o da değiştirilecek. Maksat sıkıntı olmasın. Bir de ön düzenine gelecek olursa arkadaşlar, ön düzen şekilde oldu. Artık boşluk girmiş, yuvarlak bir şey var. Orada boşluk olduğu için ön düzen 25 yıllık traktör gidiyor. Kaynak hidrojenle doldurmuşlar ki sağlam olsun. Güzel oldu yani, sıkıntısız. Buralarda artık boşluk yok. Normalde sağa sola yatıyordu. Bu şekilde arkadaşlar, orijinal 4142 saatte hepsi ışıklar çalışıyor. Ta ki şu an kontak açken bile o düt düt sesi geliyor arkadaşlar, o bile çalışıyor. Zaten bu tavşan kaplumbağanın düğmesi bu şekilde. Artık hepsi çalışıyor, yakıt libresi, gaz, hararet. Bu şekilde kontağı kapatalım. Detaylı bir videosu gelecek. Traktörün üstünden böyle bu şekilde yapıldı. Şu ön dediğim şeyle değişse tamamdır zaten. Başka bir sıkıntısı kalmıyor. Evet arkadaşlar, bu da değişti. İşte bu şekildeydi normalde. Bu tam tersi miydi? Neyse işte buraya boşluk girdiği için, şu şekilde buraya boşluk girdiği için bunu da değiştirdik. Maksat boşluk girmesin, ön düzenine sıkıntı çıkması. Bir de o zaten orijinalde, ona hiç ellemedik. Bu değişti. Ön düzenine zaten bahsetmiştik. Kolların arkasından da bahsettim arkadaşlar. Kusursuz şekilde keçesi de değişti arka. Sanayi vlogumuz böyleydi yani. Yeni traktörümüz 7740 Ford'un arızalarını giderdik. Bazı eksiklikleri vardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.